Gübretaş tarafından Türkiye'nin farklı noktalarında yürütülen bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Samsun'un Terme ilçesinde fındık için model üretim alanı kuruldu. Bulunduğumuz yer 80 dönüm. 80 dönümün yaklaşık 5 dekarı ile rol model bahçesi uygulamasına başladık. Toprak analizleri yapıldı ve toprak analizleri sonucunda Ender Bey bize tabii ki bir program çıkardı, gübreleme programı. Analiz sonucuna göre Gübretaş'ın fındık için özel üretmiş olduğu Çotanak Fertil gübresini üreticimize Şubat ayı içerisinde ocak başı 1 kilogram olacak şekilde uygulamasını tavsiye ettik. Çok kurak bir sezon yaşadık. Bu şekilde kurak olan bir mevsimde dahi uygulama alanımızda, özellikle 5 dönüm alanımızda o yaprakların daha dinç ve kuvvetli olduğunu gördük. Fındığa özel oluşturulan Çotanak Plus bitki besleme paketiyle yapraktan yapılan uygulamalar sayesinde kurak iklim koşullarında bitkinin su kaybı azaltılarak strese girmesi engellendi. Benim taraftaki mesela bu kadar yeşil, koyu yeşil durmuyor. Biraz daha orası ondan daha sarı gibi. Bir de şu randuman olarak da kırıp baktığımız zaman içinin dolgunluğu açısından da burası böyle sanki daha farklı gibi. Buraya Gübretaş'ın fındık için çıkarmış olduğu Çotanak Fertil, sağ tarafta ise üreticimizin klasik kendi bildiği kompoze gübre uyguladığı yer. Fındıklarımızın arasındaki farkı görüyorsunuz. İrilik ve kalite farkı kabukluyken de kendini belli ediyordu. Sağ taraftaki klasik uygulamalarda meyveler ezik ve basık. Ama sol tarafta bizim kendi uygulamamızı yaptığımız yerlerde meyve kaliteli, içi dolu ve en önemlisi de içinde çürük yok ve boşluk yok. 2 yıldır özellikle bu fındık alanında bir endüstrileşme, modern tarım daha adı altında söyleyeyim daha doğrusu böyle bir amacımız var. Özellikle bu Gübretaş'ın gübre sistemi de bizim bu endüstrileşmeye çok olumlu katkısı olacağını da düşünüyorum. Gübretaş'ın analize dayalı besleme programının uygulandığı model üretim alanından ağaç başı 6 kilo ürün hasat edilirken önder üreticiye ait şahit alandansa ağaç başı 4,5 kilo fındık alınmıştır. Bilinçli besleme ile üretici uygulamasına göre %36 daha fazla verim elde edilmiştir.